Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer protokol, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Erciyes Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Süleyman Çetin Saya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi Türkiye'de İletişim ve Medya Etiği programımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin aziz hatırası anısına saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol, programımızın açış konuşmalarını yapmak üzere İletişim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Hakan Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Hayırsever İş İnsanı Süleyman Çetin Saya, ulusal basınımızın saygıdeğer temsilcilerinden Nazlı Çelik Hanımefendi, Sayın Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Süleyman Çetin Saya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılış dersine hepiniz hoş geldiniz. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizi en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Teorik derslerden edinilen birikim, pratik uygulama birimlerimizden edinilen pratik beceriler ve nihayetinde dış paydaşlarımızın katkılarıyla bir sinerji üretmeye çalışıyoruz. Bu uyum ve ortak gücün neticesinde bir sonucu olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, önce Aydın Doğan, sonra Aydın Doğan Vakfı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yarışmaları, RATEM'in yarışmaları, TRT'nin düzenlediği Genç Geleceğin İletişimciler yarışması da en fazla ödül alan fakültelerden biri olarak iletişim fakülteleri tarihinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Yine bu uyumun, bu sinerjinin bir sonucu olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültemiz 2020-26 yılları arasına dönük olarak 6 yıl süreyle akredite edilmiş, mezuniyet belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi logolarına yer vermeye hak kazanmış, İslamofobiyle mücadele çabalarının medya boyutuna ilişkin olarak ayrıca dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçe ödülleri, Yunus Emre Türkçe ödülleri, yine aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin ödüllendirilmesi projelerine ilişkin olarak radyo ve televizyon üst kurulunun, yine ulusal ve uluslararası pek çok proje yanında film festivallerine dönük olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve nihayetinde yayın ve teşvik mekanizmaları, kent tarih iletişim projeleri ve yaygın eğitim faaliyetleriyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. Fakültemiz 2023-24 eğitim öğretim yılında bu başarılarını taçlandıracak iki yeni uygulamayı daha hayata geçirmektedir. Bunlardan ilki ve bu yıl bir demo mahiyetinde başarılı öğrenci ve mezunlarımızı ödüllendirerek nitelikli medya üretimini teşvik etmeyi amaçlayan Süleyman Çetin Saya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri ve artık geleneksel hale getireceğimiz
alanımızın deneyimli ve duayen isimleri ile öğrencileri bir araya getireceğimiz açılış dersleridir. Tüm bu başarılarda emeği geçen ve desteğini esirgemeyen önceki dönem rektörlerimize, dekanlarımıza, akademik ve idari mesai arkadaşlarıma, bu başarıları daha ileri bir noktaya taşımak için bizleri cesaretlendiren, teşvik eden ve desteğini esirgemeyen rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'a, bu başarıları ortaya çıkaran mekanizmanın inşasına desteğini sürekli ve kesintisiz bir şekilde sürdüren hayırsever iş insanı Sayın Süleyman Çetinsaya'ya ve davetimizi kabul ederek açılış dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelme nezaketini gösteren Sayın Nazlı Çelik Hanımefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer hayırseverimiz Süleyman Çetinsay'a, AK Parti İl Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, konuğumuz, şeref konuğumuz demek istiyorum, Sayın Nazlı Çelik Hanımefendi. Siz sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli mensupları, Süleyman Çetinsay'a İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Erciyes Üniversitesi köklü tarihi olarak anlatmak, onları artık gerçekten üniversitede yaşayan siz öğrencilerimize bahsetmek bence çok gerekli değil. Çünkü sizler bu üniversiteyi tercih ederek, severek burada olmanızdan dolayı Erciyes Üniversitesi'nin ne kadar köklü ve güçlü bir üniversite olduğunu biliyorsunuz. Ancak bizler siz öğrencilerimizle ilgili odak faaliyetlerimizde elimizden geldiği kadar sizleri hayata hazırlamak, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi maksimum seviyede tutmak suretiyle sizlere çok değerli eğitim, öğretim faaliyetleri içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üniversitemizde siz gençlere yönelik yapılan bu faaliyetleri ben çok önemsiyorum. Bunun daha da artması, özellikle alanında duayen isimlerin gelip sizlere güzel deneyimlerini aktarmasını çok değerli buluyorum. Lütfen bu konularda sizler hiçbir zaman bu faaliyetlerden uzak kalmayın. Çünkü eğitim öğretim üniversite yıllarında devam ettiği gibi bence bundan sonraki hayatınızda da her zaman devam etmesi gereken bir faaliyettir. Burada Sayın Süleyman Çetinsaya'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Şehrimizin neresine baksak bir hayır olarak karşımıza çıkan Sayın Süleyman Çetinsaya, üniversitemizde de birçok eserleri bulunan son derece değerli bir sanayicimiz, bir yatırımcımız, kendisi gerçekten bu konularda bir ihtiyacımız olduğunda hemen gereği neyse yaparız anlamında yaklaşmaları ve bize o büyüklüğünü hissettirmesi de benim gibi yöneticileri ve üniversitemizi de çok güçlü kılmaktadır. Yakın tarihte de hemen tıp fakültesi laboratuvar ve destekleri olarak proje çalışmalarımız devam ediyor. Onun da Mart ayında muhtemel temel atacağız. Her alanda her zaman yanımızda olması bizi çok güçlü kılmakta. Dolayısıyla ben Sayın Süleyman Çetinsaya gibi değerli hayırseverlerimizin sayısının artmasından yana her zaman dua ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu faaliyette emeği geçen, gerçekten her daim öğrencili odaklı faaliyetlerimizi ön planda tutan İletişim Fakültemizin yöneticilerine ve bu faaliyetin hayata geçmesinde katkı sağlayan değerli emektarlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu programa bizler sizleri davet ettik, sizler icabet ettiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer protokol, şimdi Süleyman Çetinsay'a İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri ile devam ediyoruz. Fakültemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden ve ödül alan, aynı zamanda mezun olduktan sonra önemli kuruluşlarda kariyer edinen mezunlarımızı sırayla sahneye davet etmek istiyorum.
çalışmalarını yapmak üzere hayırseverimiz Sayın Süleyman Çetinsay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet, değerli öğrenciler. Hepinize başarılar diliyorum. 2023-2024 yılı eğitim yılının hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz geçmişte COVID döneminde uzaktan eğitimdi. Şimdi artık bundan sonra yakından eğitim olması için ve aynı zamanda hocalarımızın size olan gayretleri ve öğrencilerimizin buradan en bilgili, tecrübeli ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Bugün burada Erciyes Üniversitesi'nde olmaktan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılış dersini veriyor olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kayseri Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Rütük Başkan Yardımcımız İbrahim Uslu'ya, yine Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Fatih Altun'a, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakan Aydın'a nazik davetleri ve sizleri de beni kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum ve Sayın Protokol'e de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Evet, her zaman inanıyorum ki yaş ortalaması gerçekten genç olan bu meslekte önemli olan bizler değil sizlersiniz. Belki klişe gelecek ama yarının mimarları sizlersiniz. Hepinizin bildiği gibi demokrasilerde medya, yasama, yargı yürütmeyi düzenleyecek dördüncü bir güç olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda anayasal bir hak olan iletişim ve ifade özgürlüğünün de teminatı, vatandaşların haber alma, haber verme, bilgiye ulaşma ve düşüncelerini açıklama, hak ve özgürlüklerinin de en temel aracı medya. Ben bir bireyim, kendimi yetiştirmeye çalışıyorum, rekabete hazırım, kimseden iltimas istemiyorum ama kimseye de hakkımı yedirmiyorum. Her zaman da bu bilinçle çalıştım. Ve bugün bu sıralarda oturan sizler yarın çok daha farklı yerlerde ve konumlara geleceksiniz. Sizlere de tavsiyem her ne yolu seçerseniz seçin. İster gazeteci kalın ama fikriniz değişebilir ileride. Farklı bir meslek dalına geçebilirsiniz. Bankacı olabilirsiniz, öğretmen, mimar vesaire. Ama seveceğiniz işi yapın derim. Ama günün sonunda gerçekten sizi besleyecek olan kimin nerede gezdiği veya ne giydiği olmayacak. Ama kimlerin bu konuyla ilgili hangi fikir? Bu sıralarda oturan sizler yarın öbür gün belki meslektaşı olacağız, belki rekabet içinde olacağız ama çok önemli yerlerde olacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın, herkesin kendine özgü bir hikayesi var. Herkesin kendine özgü bir hikayesi var ve hepsi birbirinden farklı ve kıymetli. İçinizden o sürekli olumsuz konuşan, bazen oluyor ya hani bunu hissediyoruz, negatifliğe sizi sevk eden, tembel yapan, gerileten, potansiyelinizi kısıtlayan o sesi mutlaka öteleyin. Çünkü başaracağınıza inanmak bu yolun yarısı. Bir insan ortalama 78 yıl yaşıyormuş. Bunun 28.3 yılı uykuda geçiyor. Yani neredeyse üçte biri. İşte 10.5 yılında çalışarak geçiriyoruz. O yüzden de seveceğiniz, aşkla tutkuyla yapacağınız bir meslek bulun. Çünkü çalışanların şu anda %50'si mutlu, diğer %50'si ise keşke başka işte çalışsaydım diyor. Kötü haber zaman uçuyor, iyi haber bu zamanı nasıl geçireceğiniz sizlerin elinizde. Zaman ücretsiz ama paha biçilemez. Ve ne olursanız olun önce insan olmanız, insani değerlerinizin olması son derece önemli. Ve umarım İleride her biriniz vatanına, milletine faydalı birer birey olacağınıza aslında en ufak bir şüphem yok. Harika bir eğitim, öğretim yılı diliyorum her birinize. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik